Merhabalar, ben İstanbul Beyin Hastanesi Anatom Kliniği'nden Doçent Doktor Işıl Göcegöz. Bugün sizlere Ramazan'da bağımlılık hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Ramazan ayı 11 ayı sultanı olarak dinlendirilen, sabır, paylaşmak ayı olarak bilinen bir ay. Dolayısıyla da bireyler kendilerini tamamen değerlendirip düzenledikleri, sabrın çok ön plana çıktığı bir ay olduğu için bağımlılıkta da ne ifade ettiği ile ilişkili konuşmak gerekiyor. Çünkü birçok bağımlı olan birey bu ayı fırsat olarak değerlendirip madde bırakma girişimlerine giriyor. Bununla ilişkili riskler nelerdir, nelere neden olur? Bununla ilgili konuşmak istiyorum. Genelde soru cevap şeklinde yapacağız görüşmemizi. Bu sorulardan bir tanesi. Bağımlı hastalar için Ramazan ayı ne ifade eder ve neden önemlidir? Fırsat olarak değerlendirilebilir mi hocam? Kesinlikle Ramazan ayı bağımlı hastalar için de fırsat olarak değerlendirilebilir ama öncelikle bağımlılığın ne olduğunu çok iyi anlamak ve algılamak gerekiyor. Çünkü genelde toplumda bağımlılık bir irade zayıflığı ya da ahlaki bir sorun olarak nitelendirilir. Dolayısıyla kafanda bitirirsen ya da iradene sahip olursan bu iş biter tarzında geri bildirimler olur bu hastalara. Ama nasıl bir siroz karaciğer hastalığıysa, tansiyon damar hastalığıysa ya da bir ülser mide hastalığıysa bağımlılık da aslında beyinde çeşitli değişikliklerle giden bir beyin hastalığıdır. Dolayısıyla da bir ülser hastası ya da tansiyon hastası nasıl bir uzman hekim kontrolünde tedavi ediliyorsa bağımlılığın da mutlaka bir uzman hekim kontrolünde tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu nokta çok çok önemlidir. Kendiliğinden ben Ramazan'da tek maddeyi yarar gibi bırakıyorum demek çok çok uygun olmaz. Peki tam olarak nedir? Yani bağımlılığın tanımını ne olarak ifade etmek gerekiyor hocam? Bağımlılık nesnesi ne olursa olsun, bu alkol olur, madde olur ya da davranışsal bağımlılıklardan kumar, oyun, internet gibi davranışsal bağımlılıklar olur. Beyinde çeşitli değişikliklere neden olurlar. Ne gibi değişikliklere neden olurlar? Beynimizin derin bölgelerinde ödül merkezlerinden bir merkez var. Bu merkez normalde bizim yeme, içme, başarı, spor gibi aktivitelerden zevk almamızı ve bunları tekrar yapmamıza neden olan istek sağlayan çeşitli nörotransmitter dediğimiz maddeler salgılatır. İşte bağımlı bireylerde kullanılan maddeyle ya da alkolle bu beynin ödül sisteminde çeşitli değişiklikler meydana gelir. Nedir bu değişiklikler? Beynin üst merkezleri olan prefrontal korteks dediğimiz üst merkezleriyle olan bağlantısında sıkıntılar oluşur. Döngüsü bozulur. Dolayısıyla kişi kendini kontrol edemez olur ve madde odaklı, alkol odaklı bir yaşam oluşmaya başlar bu kişi için. Çeşitli davranış değişiklikleri görülür, kişilik değişiklikleri görülür ve birçok alanda sıkıntı yaşamaya başlar. Ve alkol ve madde kontrolü kendi kontrolünden çıkmış, artık sırf kullanmış olmak için kullanmaya başlar. Hafta yakınları da çok değişti hocam. Normalde hiç sergilemediği davranışlar sergiliyor, yalan söylüyor, hırsızlık yapıyor gibi geri bildirimde bulunur. Çünkü bu hastalığın getirisi böyle de beyinde değişiklikler oluşturarak davranış değişikliklerini de beraberinde getirir. Peki beyinde değişiklikler oluyor dedik. Peki bu değişiklikler alkolde, örnek veriyorum sigarada veya kullanılan maddelere göre değişiklik gösteriyor mu? Tabii ki. Kullanılan madde ne olursa olsun genellikle beyin ödül merkezi etkilenmekle beraber bu bölgeyi etkilerken mesela nikotinik reseptörleri etkileyen sigara ya da alkol daha çok farklı nörotransmitterleri etkileyerek fakat temelde dopamin denilen haz nörotransmitterini etkileyerek değişiklikler oluşturmaktadır. Peki genelde Ramazan ayı geldiği zaman özellikle alkol bağımlılarında ben alkolü almıyorum ve bağımlı değilim inancı oluşmaya başlıyor. Bu konu hakkında ne söylemek istiyorsunuz hocam? Polikliniğimize gelen hasta popülasyonlarından bir kısmı genellikle ailelerin isteği üzerine gelen hastalar oluyor. Bunlar farkındalık öncesi dönemde oluyor genellikle ve bağımlı olduklarını kabul etmiyorlar. Geri bildirim yaparken genellikle sundukları nokta ben istediğim zaman alkol ya da maddeyi bırakabiliyorum. Ramazan'da içmiyorum. Dolayısıyla ben kendim kontrol edebildiğim için bağımlı değilim şeklinde geri bildirimde bulunurlar.
Size polikliniğe gelen her alkol kullanan ya da internete giren ya da oyun oynayan hastaya bağımlı demiyoruz. Aslında bizim de kullandığımız çeşitli materyaller, ölçekler, değerlendirme metodları var. Bunlardan bir tanesi psikiyatride kullandığımız DSM-5 denilen bir tanı sistemi. Bu tanı sistemine göre 11 tane tanı kriteri var. 11 tanı kriterinden 12 ay süresi boyunca en az 2 tanesinin pozitif olması gerekmektedir. Dolayısıyla da bu tanı kriterlerinden 2 tanesini karşılaması bağımlılık tanısı aldırmaya yetmektedir. Bu kriterlerden bir tanesi de sonuçlanmamış, başarıya ulaşmamış da diyebiliriz. Bırakma girişimleri ya da kontrol etme girişimleri. Dolayısıyla da aslında Ramazan ayında bırakabilmek ya da dönem dönem ara verebilmek sonuçlanmamış bırakma girişimleri olarak değerlendirebilir ve bağımlılık tanısını aldıran bir kriterdir aslında. Bunu mutlaka hastaya fark ettirmeli ve Ramazan ayında ara veriyor olabilmek ya da başka bir dönemde ara veriyor olabilmenin bağımlılık tanısını dışlamadığını belirtmek gerekir. Şimdi bağımlılıktan bahsetmişken bir de televizyon bağımlılığımız var. İzleyicilerimizden Nurcan Hanım, televizyon bağımlılığı için ne yapmalıyız diye sormuş. Şimdi davranışsal bağımlılıklar işin içine giriyor aslında. Kumar bağımlılığı, oyun bağımlılığı, internet bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı gibi birçok alanda bağımlı hale geldi. Yeme bağımlılığı son dönemlerde oldukça gündemde. Davranışsal bağımlılıkların tedavisi oldukça farklılaşmakta. Bağımlı olan nesneye göre mutlaka farklı tedaviler uygulanmakta. Bu hastalar değerlendirildiğinde mutlaka öncelikle eşlik eden başka bir psikiyatrik tanı var mı yok mu, o da değerlendirilip kombine ilaç tedavisi gerektirmeyi değerlendirildikten sonra mutlaka psikoterapötik girişimlerle bu hastalar takip edilmesi gerekmektedir. Tedavi hastadan hastaya değişmekle beraber aslında ana noktalar, temel noktalar benzer olabilmektedir. Peki, genelde bağımlılıklardan bahsettiğimiz zaman kişiler kendi kendilerine maddeyi bırakma eğiliminde oluyorlar. Alkol veya maddelerden herhangi birini bırakma eğilimindeler. Peki bu ne gibi etki uyandırıyor kişilerde? Zararları nelerdir? Şimdi Ramazan ayına kadar çok yoğun bir şekilde alkol kullanmış, madde kullanmış. Ramazan ayına geldiğinde birdenbire alkolü de kullandığı maddeyi kesiyor. Çok ciddi riskler taşıyabilir. Nedir bu riskler? Alkol ve maddenin aniden kesilmesi sonrasında terleme, titreme, uykusuzluk, sinirlilik gibi birçok belirtileri içeren yoksunluk belirtileri görülebiliyor. Dolayısıyla bu belirtileri kişi tolere edemediğince tekrar alkol ya da madde kullanmaya başlıyor ve kişide bir umutsuzluğa neden olabiliyor. Onun dışında aniden alkol ya da maddenin kullanımının kesilmesi çeşitli komplikasyonları da beraberinde getiriyor. Nedir bu komplikasyonlar? Mesela yoksunluk döneminde görebildiğimiz tarla nöbetleri ya da işte bilinç değişiklikleriyle giren ve çoğu zaman bazen ölümcül olabilen delirium tremens dediğimiz tablolar gelişebiliyor. Dolayısıyla da bu tabloların gelişmesini önlemek ve bunların uygun şekilde tedavisini yapmak için mutlaka bir uzman kontrolünde bırakmayı öneriyoruz. Peki bağımlılık tedavisi nasıl yapıyoruz? Hangi aşamalardan geçiyor hastalar? Öncesi ve sonrası diye karşılaştığınız zaman ne gibi etkilerini görüyorsunuz? Şimdi bağımlılık yani kullanım bozukluğu ya da davranışsal bağımlılıklar. Tedavi ana hatlarıyla benzer olmakla beraber kullanılan maddeye göre de değişiklikler arz ediyor. Nedir bu öncelikle ana hatlardan bahsettiğimizde? Farmakolojik tedavisi, psikolojik tedavisi ve sosyolojik tedavisi. Farmakolojik tedavisi kullanılan maddeye göre değişmekte. Mesela alkol kullanım bozukluğu ya da bağımlılığı olan hastalarda isteği azaltıcı ya da dışsal kontrol sağlayıcı ilaçlardan tutun da cilt altı implant tedavileri dediğimiz çift diyebilen tedavilere ya da biraz önce bahsettiğim derin beyin bölgelerine uyaran deep TMO denilen nöromodülasyon tedavilerine kadar birçok tedavi seçeneğini bu hastalarda uygulamaktayız. Onun dışında kokain, eroin kullanımı ya da işte sentetik esrarlar, esrar kullanımı olan hastalarda kullanılan maddeye göre farmakolojik tedavileri değişiklik kaydetmekte.
kokainde dip TMO, kumar bağımlılığında dip TMO dediğimiz bu derin beyin uyarım tedavisini gündeme getirebiliyoruz, kullanabiliyoruz. Onun dışında kokainde 3 aylık depo iğne tedavileri son dönemde kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla farmakolojik tedavisi kullanılan maddeye göre hastanın klinik durumuna göre belirlenmekte. Hastanın klinik durumunu da nasıl belirliyoruz? Hastayı çok ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Değerlendirmeyi neye göre yapıyoruz? Kullanım sıklığı, kullandığı miktar, daha önce bırakma girişimleri, tedavi girişimleri, neyle sonuçlanmış, tekrar başlamasına neden olan faktörler neler? Hastayı çok ayrıntılı bir şekilde değerlendirdikten sonra mutlaka bir beyin görüntüleme yöntemleri ve sistemik değerlendirmeleri yapıp ona göre ayaktan mı yoksa yatarak mı tedavi seçeceğimize karar veriyoruz. Yatış endikasyonları genellikle ayaktan maddeyi kontrol edemeyecek olan hastalar ya da işte komplikasyon gelişme riski olan hastalar ya da beraberinde psikoz gibi çok ciddi depresyon ya da anksiyete bozuklukları gibi psikiyatrik hastalıkların eşlik ettiği hasta gruplarını mutlaka hospitalize ederek yani yatırarak tedavi ediyoruz. Ayaktan tedavi ettiğimiz hastalara da mutlaka çok sık bir şekilde poliklinik kontrollüğüne değerlendirmemiz gerekmektedir. Psikolojik tedavisine baktığımızda genellikle psikoterapiler içerir. Psikoterapiler tedavinin olmazsa olmazlarındandır. Çünkü bu hastalarda nüfuse neden olan, tekrar kullanmaya başlamaya neden olan çeşitli faktörlere karşı ne yapacaklarını hastaya göstermek, hastanın kaymasından ya da tekrar kullanmasına neden olan faktörlerle nasıl mücadele edeceğini mutlaka hastaya eğitmek gerekir. Onun dışında genellikle madde ya da alkol sosyal ortamlarda kullanılmaya başlıyor. Arkadaş çevresinde kullanılmaya başlıyor. Dolayısıyla da sosyal çevrenin ve arkadaş ortamının düzenlenmesi bu hastalıkta olmazsa olmazlardan. Aynı zamanda her zaman şunu söylerim, bağımlılık bir aile hastalığıdır. Bazen aileler eşlerinin, çocuklarının iyiliklerini düşünerek bağımlılık hastalığının destekleyici yönde davranışlar gösterebilmektedirler. Bunları mutlaka değerlendirmek ve bu ailelere farkındalık oluşturmak bu hastalığın tedavisine çok çok önem arz etmektedir. Peki ailelerden bahsettik. Bu noktada da aileler bir yapıtaş aslında. Yani tedavinin yapıtaşlarından bir tanesi. Peki aileler nasıl davranmalı bağımlı bireylere? Aileler nasıl davranmalı? Biraz önce bahsettiğim çok ayrıntılı bir şekilde aileden ve hastadan öykü alıyoruz dedik. Ailenin davranış kalıpları neler, ne zaman fark etmiş, nasıl davranıyorlar, kullandığı maddeyi sağlaması yönünde destekliyorlar mı farkında olmadan, mutlaka bunları değerlendirdikten sonra eğer aile farkında olmadan destekliyorsa ailede farkındalık oluşturur ve bu davranış kalıbımız aslında maddeyi kullanmasına neden oluyor, sürdürmesine neden oluyor. Dolayısıyla şöyle davranmalısınız ya da bu davranış kalıbınızı bırakmalısınız tarzında aileye eğitmek gerekiyor. Ya da işte bu hastalar ne zaman tedavi girişimine, tedavi için gelebiliyorlar ya çok ciddi bir bedensel rahatsızlığını gördükleri zaman ya da çok ciddi bir sosyal rahatsızlığını gördükleri zaman ne oluyor bu sosyal rahatsızlık? Ya maddi sıkıntılar yaşıyorlar ya sosyal çevreleriyle ilişkili sıkıntılar yaşıyorlar ki tedaviye ikna olabilirler. Olabilsinler. Aileler fark etmeden aslında hastanın farkındalık oluşturmasına ya da işte maddeyi bırakmakla ilgili farkındalık düzeyine gelmesini engelliyorlar sırf onu korumak adına. Yok başı belaya girmesin, yok polisle sıkıntı yaşamasın ya da ama dışarıda kullanmasın başına bir iş gelir diye bağımlılığı destekleyici yönde tavırları oluyor. Bu noktada ailelerle de çalışmak gerekmektedir ki bizim kliniğimizde belirli günlerde mutlaka aile terapileriyle ailelere farkındalık oluşturmak için eğitimler vermekteyiz. Şimdi bağımlı hastalardan bahsettiğimiz zaman genelde bağımlı olduğunu kabul etmeyen bireyler ve tedaviyi reddeden bireyler oluyor. Bu noktada aileler ne yapacaklarını bilemedikleri için onlara bir rota çizmek gerekirse öncelikle ne yapmaları gerekir? Bununla ilişkili çok sık telefonlar almaktayız. Yoğun bir şekilde madde kullanıyor fakat hiçbir şekilde tedaviyi kabul etmiyor. Ne yapalım hocam? Ya da nasıl yardımcı olabilirim evladıma, eşime neler yapabilirim tarzında çok sık telefonlar almaktayız. Gerçekten oldukça sıkıntılı bir durum.
Bu noktada aileler genellikle bir şekilde hastaneye getirmeye ikna edemiyorlar. Bu durumda eğer komplikasyon ya da sıkıntılı bir süreçte ise ambulans hizmetinden faydalanabilirler. Eğer ambulans hizmetine gerek kalmadı ve polikliniğe getirebilirlerse hastalarını, ki bu hastalar nasıl geliyorlar genellikle, bağımlı ben değilim ben, ailemin isteği üzerine geldim tarzında gelebiliyorlar. Bu hastalarla da çalışırken mutlaka farkındalık düzeyine göre yaklaşmak, birdenbire hemen tedavi için almaktansa farkındalık düzeyini artırarak yaklaşmak önem arz etmektedir. Bu ailelere de öncelikle hastayı mutlaka hekim kontrolüne getirmeleri için ikna etmeleri, ikna edemiyorlarsa genellikle ambulans hizmetinden faydalanmaları gibi çeşitli önerilerde bulunabiliyoruz. Hocam verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun.